Rehberlikle ilgili yanlış anlayışlar. Rehberlik yardım yalnızca sorun yaşayan bireylere yöneliktir. Rehberlik yardımı yalnızca okullarda sunulur. Rehberlik yardımı bireyin yalnızca duygusal yanı ile ilgilenir. Bunlar yanlış anlayışlar. Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak ve doğrudan sunulur. Öğretmenlerin ve yöneticilerin rehberlik hizmetleri konusunda görev ve sorumlulukları bulunmamaktadır. Rehberlik hizmetleri yalnızca psikolojik danışmanlarca yürütülür. Rehberlik yardımı bireyi olumsuz durumlardan korumaya yöneliktir. Rehberlikte bireye çeşitli olumsuzluklara karşı nasihatte bulunma, yol gösterme anlayışı bulunmaktadır. Bunlar hep yanlış. Rehberlik yardımı disiplini sağlama yöneliktir. Kesinlikle hayır. Rehberlik hizmetleri aracılığıyla bireylerin her türlü sorunu çözülebilir. Rehberlik yardımı herkese verilebilir. Rehberlik ve psikolojik danışma arasındaki farklar. Rehberlik bilişsel ağırlıklı bir hizmettir. Konuya göre ilgili diğer kişiler tarafından da verilebilir. Eğitimin tüm kademelerinde kullanılabilir. Süre sınırlaması yoktur. Zaman verilen hizmete göre değişir. Kişi sayısında sınırlama yoktur. Kişi sayısı verilen hizmete göre değişir. Hizmetin niteliğine göre farklı ortamlarda sunulabilir. Psikolojik danışma duygusal ağırlıklı bir hizmettir. Sadece psikolojik danışmanlar tarafından verilebilir. Hem bireysel 45-50 dakika hem de grupta psikoloji danışmanlarda 90 dakika süre sınırlaması vardır. Kişi sayısı sınırlıdır. Grupta psikolojik danışmada kişi sayısı 8-12 aralığındadır. Gizliliğin korunacağı, danışanın kendisine güvende ve rahat hissedeceği ortamlar gerektirir. Bir not. Geleneksel adıyla rehberlik günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik PDR olarak ifade edilmektedir. Bu yönden bakıldığında psikolojik danışma ve rehberlik birlikte değerlendirilmektedir. Ancak alanının kendisi içerisinde bir inceleme yapıldığında rehberlik ve psikolojik danışmanın farklı hizmetler olduğu söylenebilir. Bu nedenle sorularda bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. Rehberlik ve öğretim arasındaki farklar. Öğretim, öğrencilerin daha çok bilişsel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcıdır. Daha çok gruplara yönelik bir hizmettir. Bireyin daha çok dış dünyasına yöneliktir. Gönüllülük şartı aranmaz. Konusu programlarla belirlenmiştir. Nota dayalı ölçme ve değerlendirme vardır. Bir disiplin olgusu vardır. Bireyin belirli kurallara uyması beklenir. Sınıflarda alanlarında uzman öğretmenler tarafından yürütülür. Rehberlik ise öğrencilerin daha çok duygusal yeteneklerini geliştirmelerine yardımcıdır. Grup şeklinde yürütülse dahi özünde bireye yardım etmek vardır. Bireyin daha çok iş dünyasına yöneliktir. Bireyin gönüllü olarak katılması gerekir. Konusu bireyin özel gereksinimlerine yöneliktir. Bireyin rehberlik hizmetleri yoluyla sağladığı gelişme yine ölçüt olarak bireyin kendisi alınarak değerlendirilir. Bireyin öz disiplinini sağlamasına yardım edilir. Dış disiplin, ceza ve yaptırma anlayışı yoktur. Yalnızca psikolojik danışmanlar tarafından değil, ilgililerin işbirliği içerisinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde yürütülür. Bir not, rehberlik ile öğretim karşılaştırıldığında rehberlik için duyusal, rehberlik ile psikolojik danışman karşılaştırıldığında rehberlik için bilişsel denilmektedir. Bu değerlendirmeler yanlış değildir. Çünkü rehberlik ile öğretim karşılaştırılırken rehberlik bir disiplin olarak ele alınmakta ve PDR hizmetlerinin tamamını ifade etmektedir. Bu anlayışta psikolojik danışman rehberlik alanı içerisinde bir hizmettir. Ancak rehberlik ile psikolojik danışma karşılaştırılırken alanın kendisi içerisinde bir değerlendirme yapılmaktadır.